bu sağlık ömrünü uzatmak adına böyle bir çalışma imza attık. Yapılan işlemler düzenli depolama işlemimiz var. Tıbbi atık sterilizasyon işlemimiz var. Elektrik üretimimiz var. Bir de dehidratasyon işlemlerimiz oldu. Evet. Elektrik üretimi katı atığın içindeki organik maddenin çürümesiyle oluşan metan gazının jeneratörlerde yanması sonucu elde ediliyor. Biz şu ana kadar mevcut sahaya, yani sadece düzenli depolama kısmına 4000 metreye yakın delikli boru döşetmiş bulunmaktayız. Ortalama bizim günlük saatimizde 1.2 megawatt saat elektrik üretimimiz var. Evet, arkasından konteynerlerden orada bekletip slot sahasına gidiyoruz. Normalde burada çöp vardı. Burası realitesi, çeşitlilik gazı alanında yeşil alan olarak kullanılmakta. Evet. Evet. Slot sahası 350 konteynerde sizi alan burası sayı var. Evet. Buranın altında şöyle siyah gördüğünüz jeomembran var. Onun üzerinde de jeotek. Şu an hali hazırda çöp burası. Çöpü evet. Depolandı, sağ burası. Daha önce depoladığınız yerde yine burası mıydı? Evet, üzeri toprak dolduruldu. 2 yıldır burası sayın mahalle. 2 yıldır burası. Anladım. Tamamen gazı çektiğimiz ve metan gazı. Evet. Metan gazını. Neye dönüştürüyorsunuz? Burada metan gazının yanı sıra içerisinde aslında şirkette bir hidrojen sıfır var. Aynı zamanda amonyak var. O tür zararlı gazları, makinamıza zarar verebilecek olan gazları burada ayrıştırıyoruz. Ardından iyileştirmiş olduğumuz metan gazını ünitelerimize gönderiyoruz. 2 tane ünitemiz var. 1560 kW gücünde her biri. Toplamda 312 MW kurulu gücümüz var. Evet. Şu anda biz 1,2 MW saat üretim yapıyoruz. Yapılış o dediğimiz kurulu güç saatlik değil mi? Evet, saatlik olarak. Yani saatlik olarak o kadar üretim yapabilecek toplamda. Anladım. Anladım. Her tarafta o durumda ne var? Bodrum'da kaloriferler var. Kaloriferler var. Otopark var, sığınak var, arşivler kaç, var. Kaç şey araçlar var? Şeyler, aşağıda altı. Ama toplam 68.